Leman Kültür'ün sunduğu müziğin ritmi devam ediyor. Çabuk söndü, beni pabucunun ucuyla ese ese geçti ve gitti, geri sardık. Kanala ekranlarından, müziğin ritmi tapondan herkese merhaba. Sizlerden gelen oylarla yeni haftanın Gözde isimleriyle listemizi geri saymaya başlıyoruz. Yeni haftanın başlangıcını en eğlenceli şarkısıyla Gökçe yapıyor. Bir basamaklık gerileyişiyle sevilen sanatçı bu haftanın 10 numarasında. Tuttu fırlattı. Tuttu fırlattı kalbimi, ezber üstünü çiğnedi. Geçtiğimiz haftanın 8 numarasında bulunan Fettah Can da bir basamak düşüşe geçenlerden. Şarkısı Sana Affetmek yakışır. Klip Gökhan Bayram yönetmenliğinde çekildi. Onu daha üst sıralarda görmek için Müziğin Ritmi Facebook sayfasına ziyaret edebilirsiniz. Taşın altına beraber koyduk elimizi, beraber verdik hatırına ilk sözlerimizi. Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer. Dalgalar silmiş sahilden izlerimiz. Kanala ekranlarında Müziğin Ritmi Tapon'da yeni haftanın sevilen isimlerinden Nev şarkısı Yokum'la 8 numaranın yeni sahibi. Ama aşk dediğin eğer buysa, eğer aşk acıya mecbursa, bakmıyorsa, duymuyorsa kalsın ben yokum. 18. stüdyo albümünü geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya süren Ajda Pekkan yeni haftanın 7 numarası. Klip Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekildi. Yakar Geçerim kanala ekranlarında, Müziğin Ritmi Tapon'da. Ben senin yerinde olsam o dokuz dokuzarım. Dur omkılımı fırtımı toplar giderim. Bakmam gözyaşına, bakmam bir dakika bile katlanmam. Sevene zulmederim. Sözü ve müziği Gökhan Türkmen'e ait olan Ayıp Ettin, sizlerden gelen oylarla bu hafta Müziğin Ritmi Tapon'da yükselen çalışmalardan. Şarkınızı daha uzun süre listemize görmek için Müziğin Ritmi Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayıp ettin her şeyi sayıp, bana saygısızlık ettin. Sıfır tanıtımla radyodan, internetten, müzik kanallarından fısıltıyla bir şarkının büyümesi beni mutlu ediyor diyor grubun eskimeyen efsanesi Masar Alanson. MFÖ hep yaşın 19'la yeni haftanın tam ortasında 5 numarada. Ne güzel şeysin sen hep yaşın 19. Gel yanıma sar beni, bugün var yarın. Sezen Aksu Unuttun Mu Beni ile Müziğin Ritmi Tapon'da 4 numaranın yeni sahibi. Şarkının düzenlemesi sanatçının oğlu Mithat Can Özer'e ait. Kanala ekranlarında Müziğin Ritmi Tapon'da bu haftanın zirveye en yakın isimlerinden biri Murat Boz. Çalışması Hayat Öpücüğü ile 3 numarada. Murat Boz'u listemizde görmeye devam etmek için Müziğin Ritmi Facebook sayfasını ziyaret etmeniz yeterli. Sözde ayrılık yaz günlerini hatırlatan klibiyle Müziğin Ritmi Tapon'un 2 numarasında. Güzel sanatçı Gülşen yakında yeni klip çalışmasıyla müzikseverlerle buluşmayı bekliyor. Kendine has sesi ve müziğiyle yeni haftanın zirve koltuğu yine Aydilge'ye ait. Çok sevilen video klibi ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte akıllı bir deli. Önümüzdeki hafta yepyeni bir liste ve en beğenilen 10 şarkının geri sayımıyla tekrar buluşacağız. Hoşça kalın. We'll be right back.
Evet, cumartesi gününde kanal ekranlarından müziğin ritminde ekran başında sizlere sesleniyoruz. Ekran başına yeni geçenler için ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu haftaki konuğumuz Ozan. Ozan, ilk iki albüm sana neler kattı? Onunla birazcık konuşalım. Şekerim Benim ve Bir Gecelik Aşk, değil mi? Bir Gecelik Aşk, evet. İkisi de benim şarkım. Yani bu arada çok güzel şey. Çok güzel şeyler kattı çünkü bu devamını getirdi. Hani nasıl bir film tutulur ya da bir dizi tutulur, devamı gelir. Bu benim hani bu hayat hikayemi biraz daha genişletti. Çünkü ben ilk çıktığımda zaten böyle çocuksu falan tarz bir şeydim. Böyle insanlar evden işte falan bir şey katıyordu. Ama ben kendimi ilerlettim ve daha bir değiştirdim. Müzik olarak da. Gerçi müzikte fazla değişmiyor çünkü müzik kalitesini hep aynı seviyede tuttum ben. Görüntü olarak tabii ki değişti. İnsanlara soruyorum çünkü ben sürekli fikir alıyorum. Daha doğrusu en fazla da fanlarımla ve sevenlerime soruyorum bunu ben. Onların dediği işte bu iyiydi, böyle devam işte dediğim zaman hani her şeyi onlara sorarım çünkü. Çok şey değişti. Yani Türkiye'yi daha iyi öğrendim ve hani gerçekten hani müzik olsun, müzikte neler istendiğini, hani halkın daha doğrusu ne istediğini daha iyi anladım. Ve Türkiye'deki konserlere gittiğimde de şunu hissediyorum gerçekten. İnsanların sevgisini o anda görüyorsun zaten. Hani gerçek sevgi aslında konserlerde görüyorsun. Çünkü bir gittiğin anda yani o anlatamam ben. Yani çok güzel şeyler yani o coşku, heyecan coşku, değil mi? Heyecanı yani görmeniz lazım. Çok güzel. Ben bunları gördüm. Türkiye'de gerçekten insanlar tam yani bizim halkımız hani sonuçta sevdiği zaman da gerçekten seviyor, koruyor yani insan hepsini. Tabii biz de elimizden geldiği kadar onlara daha güzel şeyler vermeye yani devam ediyoruz, azmediyoruz tabii ki. Ben çok hırslıyım, azimliyim bu konuda. Çünkü ya hiçbir şeyi böyle bırakmam ben. Hani küsmem hani bu konuda, müzikte de çok kötü şeyler de anlatabilirler, iyi şeyler de anlatabilirler. Hani bu şey değildir benim için. Ama ben işimi yapayım yeter ki, benim işimi konuşsunlar. Benim istediğim şeyler zaten bu. Ben yani dediğim gibi basamak basamak çıkmayı daha iyi, daha seviyorum. En güzel yapış. Kalıcı olmak daha önemli. Kesinlikle. Için. Bu arada biraz önce hayranlarımla çok iletişim halindeyim gibi bir cümle kullandın. Evet. Senin internet siteni ve sosyal medyadaki tabii sayfalarını alabilir miyiz? Tabii ki. Benim Facebook adresim bu arada Ozan Koç. Şu an onun kotası doldu. Kotası dolduğu için yeni bir tane daha açılacak. Bir de Ozan Müzisyen diye geçiyor. Sadece Ozan, işte şu an 72 bin olan bir sitemiz var. Ozanworld.com şu an bitiyor. Web sitemiz bitiyor. Şu an az kaldı. Twitter adresim Ozan Koç Er. İki tane R. Ozan Koç Er. Bazıları şimdi benden önce açanlar oluyor. Doğru. Artık kim kime inanacağını da şaşırıyorlar. Ve ben sadece bundan şey oluyorum. Diğer Facebook'lardaki adreslere hani güvenmesinler, inanmasınlar. Hani bazı insanlar hani böyle ya bu oluyor tabii ki. Kıskançlık kompleksleri yaratılıyor. Ben bunları görüyorum çünkü yazıklardan falan görüyorum. Onlar hiç aldanmasalar zaten bizim yani bizim diyorum artık, benim hayranlarım diyorum artık. Çünkü onlar biliyorlar artık kimin ne olduğunu, benim ne yaptığımı. Çünkü 6 senedir beni takip edenler var. Onun için bence onlar aldanmasınlar. Gerçek verdiğim şeyler Ozan Koç ve Ozan Müzisyen. Twitter adresimi tekrar söylüyorum. Ozan Koçer. İki tane R. Bir de web sitem ozanworld.com. Zaten ozanworld.com'da zaten benim girdikleri zaman direkt o sitelere girecekler. Onlar gerçekleri. Evet, hepsini alacaklar. Tabii, aynen. Yeni albüme gelmek istiyorum. Dilersen hikayesini bize bir anlat. Kimlerle çalıştın? Yeni albüm nasıl oldu? Ben bir Güven Baran parçası okudum. Yani şarkı çok hoşuma gidiyordu. Daha önceden de dinliyordum ben şarkıyı. Demosunu dinliyorum daha doğrusu. Daha şarkı hiç şeyi yoktu. Tesadüf bir okumaya başladım şarkıyı. Ya, okurken de direkt sesi oturduğunu anladım ve gerçekten hissettiğimi, yani şarkı gerçekten hani beni anlatıyor. Benim dediğim hani istediğim o hissi, o duyguyu gerçekten veriyordu. Ben bu şarkıyı çalıştım gerçekten. Türkiye'de de yapmadım, Almanya'da yaptım ben bunu. Yani Sönmüyor Ateşimiz bir anda bir çıkışında bile klibi düşündüm. O anda ben şarkı yaparken bile klibi akıllı hikaye. Evet. O hikaye doğrusu bana ait. Çünkü ben senaryosunu yazıyorum. Ondan sonra yönetmen anlatıyorum. Bunu istiyorum ben. Ve çok güzel bir şey oldu. Çünkü ben klipte istediğim şeyler bu olacak. Çünkü hani sen kalkıp da şimdi ben size desem klipte oynayın. İşte geçin bir kameranın karşısına oynayın. Bunu siz yapamazsınız. Ama içinde varsa hani kendi istediğin şeyi yani yönetmen sana diyemez bunu yap. Yapamazsın çünkü. Ama kendi istediğin gibi i̇şten oynadığın zaman, şey tabii işten gelen bir şey yaptığın zaman o daha bir duygu katıyor. Gerçekçi olması lazım. Ve ben bu klipte de hani çok, bu arada o yağmur hava soruyorlar bana sürekli. O yağmur değil aslında, kamyon gelmişti. 8 ton su, o suyun altında saat gecenin 4'ünde, o buz gibi suyun altında ben o şarkıyı okudum.
Normalde hani titrersin böyle şey olur, böyle evet. bir şey olursun böyle ama bende öyle bir şey olmadı. Ben havasında zaten kendini kapladın herhalde değil mi? Ben bir ya şarkıyı sonuna kadar açtırıyorum, şarkının içine giriyorum, o anda istediğin kadar buz bile döksen şey de olsa ben o şarkıyı böyle zaten bir ara böyle şey oldum, dondum yani gerçekten dondum ama şarkının içine girdim, kendimi adapte ettim, bekledim, parçanın içine girerken bile o duyguyu verdim, gerçek yağmur gibi hisleri kattım gerçekten hani şey olarak da. Klibi şu an inanılmaz bir şekilde beğeni, yani gerçekten beğeni geliyor. Hani insanları tarafından çok güzel tepkiler alıyorum. Hı hı. Bu bana daha güzel bir durum oluyor. Çünkü daha önceden de kliplerimi de çok beğeniyorlardı. Zalimsin olsun, arkadaş olsun, boşu boşuna olsun. Çok güzel tepkiler aldım. Hani ben klibe de çok önem veriyorum. Bazıları der yani klip ne olacak? Ya bir işte 4 dakikalık bir şey işte. Öyle değil aslında yani. Değil tabii değil sen çünkü klipte nasıl bir diziye bakarsın, seyredersin. O görsellik. Sen onu orada katacaksın o şarkına bütünleşsin. Ben onu... İnsanlara onu vermeye çalışıyorum ve onu verdiğime de inanıyorum. Çünkü bir sönmüyor ateşimiz çok güzel, duygusal bir parça. Bu parçanın hakkı da budur. Hakkını vermek lazım her şeyini. Ve ben hani yaptığım işi çok sizin anlatmışım size çok şeydir, önemli benim için. Yani detayına kadar yapan, araştıran bir insanım yani. Bu olmadı bir daha. Saat 2 günde olsa ben o klibi o istediğim gibi olmaz. Sonuca ulaşacağım diyorsun tabii, yani. Montajda bile başında oturuyorum. Evet. Hani bu olacak diye. Her şeye karışırım yani. Müziğin ritmine yine bir ara vereceğiz sevgili Ozan. Hemen ardından biz geri geleceğiz. Bir yere ayrılmayız.